Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. İzleyenler, programımız son bölümle devam ediyor. Bugün tabii psikiyatri uzmanı Doktor Kamuran Karakülah bizlerle birlikte olacak. Programa başlarken de söylemiştim. Depremin insanların psikolojilerine olan etkilerini konuşacağız. Tabii bu travmayı nasıl atlatacağız toplum olarak? Nasıl iyileşeceğiz? Bunu konuşacağız efendim. Hemen konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. 2 haftalık bir süreci, hatta 15 günlük bir süreci geride bıraktık. Bugün 16. günü ve 9 saat arayla iki büyük depremi yaşadık hocam. Gerçekten şok olduk. Yani hiç beklenmeyen, uzmanların dahi beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldık ki biz bile buradan hissettik. Hepimiz çok etkilendik. Tabii binlerce vatandaşımızı kaybettik. Oradaki neredeyse her eve bir ateş düştü ve insanların bu süreci böyle tabii atlatabilmeleri, işte yaraların sarılması için devlet tüm imkanlarıyla bizler de buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz ama sık sık da depremler meydana geliyor. Dün akşam da aynı şekilde Hatay merkezi bir hatta iki deprem meydana geldi. Gerçekten çok üzgünüz. Bir şekilde atlatacağız bu günleri belki ama zor olacak. O yüzden uzmanlar olarak tabii psikolojik etkileri açısından sizden tabii tavsiyelerinizi dinleyeceğiz. Neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler alacağız. Ama öncelikle o deprem gününe gidelim, 6 Şubat'a. 9 saat arayla meydana gelen bu depremlerde insanlar neler yaşadı, neler hissetti? Evet, yani bu hakikaten çok büyük bir felaket. Ben öncelikle bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Gerçekten çok büyük bir alanda çok büyük bir facia yaşadık. Yani bu hani biz travma çalışıyoruz. Bu işin profesyonelleriyiz. Ha bu travmada insan mesela o binanın içinde olduğunuzu düşünün. Yani insan en büyük tehdit ne? İnsan hayatıdır. Evet. Canıdır. Yani ölüm tehdidi bu. Yani beden bütünlüğüne yönelik bir tehdit. Bu tür tehditlerde insan vücudu, beyin düşünme yetisini devre dışı bırakıyor. Yani bizim iki türlü sinir sistemimiz var. Bir merkezi ana sinir sistemi, bir de otomatik çalışan otonom sinir sistemimiz var bizim. Tamam mı? Bu ilkel çağlardan beri bize verilmiş bir meziyet. Tamam mı? Önce diyor hayatta kal, yaşa, evet. Yani vücudun devam etsin diyor ve düşünme diyor. Ve tepki şöyle oluyor, üç tür tepki veriyor insan veya bütün canlılar, sadece insanlar için değil hayvanlar da öyle bu. Diyor ki ölü taklidi yap, tamam mı? Ölü taklidi yapmak nedir? Dona kalıyor insan. Evet. Yani ilk tepki, ilkel tepki budur, dona kalır, tamam mı? Sonra kaç. Oradan kaç, uzaklaş, tamam mı? Ya da savaş, tamam mı? Ve bu üç tepkiye yönelik vücut tepkiler verir. İşte kalp atışımız hızlanır, nefesimiz hızlanır, tamam mı? Bunlar sırayla, önce bir donak hani diyorlar hani kapan, işte yaşam üçgeni, öyle olmuyor. Yani ilk önce bir şok yaşıyorsun. Yani ne olduğunu anlamaya çalışırken anlamıyorsun, düşünemiyorsun bile. Hani o an evet. Tamamen düşünme yetini kaybediyorsun. Düşünemiyorsun. Hani o şok esnasında bir 10 saniye, 20 saniye dona kalıyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani biz buna ölü taklidi yapmak, dona kalma, dona kalma tepkisi. Yani çünkü ya insan beyni kontrolden çıkıyor. Sonra insan oradan bakıyor ölmüyor. Sonra bir sonraki tepki kaç diyor. İşte ondan sonra işte kaçabilirse kaçıyor ya da mücadele ediyor, işte kapıyı açıyor. Tamam mı? Hani çocuklarını kurtarmaya çalışıyor. Evet. Hani biz bunu nereden anlıyoruz? Hani bunun beyin kontrolüne çıktığını. Ne oluyor? Mesela enkaz altından çıkanları izliyoruz biz. Tuhaf tepkilerle çıkıyorlar. Kimisi sigara içerek çıkıyor. Kimi şarkı söyleyerek çıkıyor. Ama
kontrol dışı davranışlar. Biz buna disosyasyon diyoruz. Hani düşünemiyorlar. Yani bize çok ilginç geliyor, evet, evet. Ama aslında normal bu tepkiler değil normal, mi? Normal, gayet normal. Çünkü hani orada vücut diyor ki önce yaşa. Tamam mı? Hani önce hayatta kal. Yani ölme. Tamam, o yüzden senin kalp atışını ona göre ayarlıyor, vücut ısını ona göre ayarlıyor, nefes alışını ona göre ayarlıyor. Yani insan kalp atış hızını kontrol edemez. Tamam, bunu tamamen otonom sinir sistemi otomatik olarak kontrol eder. Hocam peki söylediği sözler insanların mesela bu da mı bir şokun etkisiyle? Evet, şokun etkisi, bilinçli değil. Mesela bir kız çocuğumuz ben yemek yedim demişti mesela. Evet. Yani bunlar gibi. Ya tabii ki bunlar şokun etkisi. Yani hatırlamıyorlar. O çoğu insan... Ne yaşandı orada, ne kadar kaldı? Bilmiyor ne kadar kaldığını, evet, hatırlamıyor. Evet, ne hissettiğini bile şok belki yaşıyor bilmiyor. Bu, evet, insanlar. Hani ve bu şok... Bu bir alarm sistemidir ve bu alarm sistemi insanın yaşamı boyunca aktif kalıyor. İşte daha sonra ortaya çıkan hastalıklar, işte bu alarm sisteminin aktif kalma, panik atak dediğimiz, işte travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalıklar bu alarm sisteminin aktif kalmasından kaynaklanıyor. Yani ama ilk olarak insan vücudu ayakta kal diyor. Sonra işte diğer süreçler başlıyor. Yani ilk o enkaz altında kalan herkesin, o depremi yaşayan herkesin yaşadığı şok tablosu. Sonra kaçma ve o disosiyasyon tablosu. Sonra iyileşme süreçleri başlıyor. Peki hocam, tabii yakınlarını kaybedenler için çok daha zor durum. Evet. Yani canını kurtaranlar, işte ailesinden kimseye zarar gelmeyenler biraz daha bu konuda şanslılar. Evet, çok zor, çok büyük bir travma yaşıyorlar ama... Yani burada en önemli şey can sağlığı ama yakınlarını kaybeden insanlar için durum çok daha kötü. Çok büyük bir acı yaşıyorlar. Yani onların durumu konusunda neler söylersiniz? Nasıl atlatacaklar bu süreci? Şöyle, yani bu bir dediğin gibi yas reaksiyonu. Hani en yakınını kaybediyor, çocuğunu kaybediyor, en değerli, bazen bütün ailesini kaybediyor. Tek başına kalıyor. Yani bu insanların tepkisi de aynı şekilde ilk başta bir hani şoku dona kalıyorlar. Aynı tepki. Tamam, hani dona kalıyorlar. Böyle ilk çaresizlik hissi oluyor. Tamam. Sonraki süreçte bizim yani toplumsal yapımızdan kaynaklı çok insan yardıma gitti. En büyük şey de onlara destek. Bizim destek olmamız. O destek onları ayakta tuttu. Tamam. Daha sonraki süreçte bu insanlarda kendilerine karşı bir öfke oluyor. Tamam. Hani ben kurtaramadım, ben kurtarabilirdim. Oysa öyle değil. Hani bina yıkılıyor. Evet. Yani keşke o kadar kolay olsa da tabii, herkes hani, kaldırsa o enkazı. Bir öfke oluyor. Bu öfke kendilerine dönüyor. Yani o pişmanlıklar, bu bir süreç. Yani onu yaşıyorlar. Tamam. Daha sonraki süreçte bir depresyon dönemi başlıyor. Hani böyle çaresizlik ve böyle isteksizlik, hayattan kopuyorlar. O yüzden bu insanlar için en önemli şey destek. Hani psikiyatrik destek demiyorum, işte terapi, tedavi demiyorum. Hani toplumsal destek. Bunlara iyi gelecek olan şu. Zaten bizim kültürümüzde olan bir şey bu. Bir cenaze olduğunda herkes işini bırakır gider. Yani mesela bizim dini merasimlerimiz vardır işte 7'si, işte 40'ı, 52'si. Hani bunlar dini ritüeller. Evet. Yani yıllardır bizim dini ritüellerimiz. Bu terapi işte hani bu insanın yanında olduğunu. Yani çünkü insan desteğe ihtiyacı var. Ayakta duramıyor. Desteğe ihtiyacı olduğu için bunlar önemli. Bu dini ritüeller önemli. Bunları yapmak önemli. Yani insanların yanında olmak önemli. Çok önemli. Hani biz bunu toplumsal olarak yaptık. Gerçekten hani herkes o an yaşadı. Gitti. İşte yardım etti. Ve hala da öyle. Yani toplum olarak insanların yanında. Bu çok önemli. Hı hı. Yani gidiyorlar mesela başka şehirlere göç ediyorlar. O şehirdeki insanlar sahip çıktı. Değil mi? Yani bu çok bizim için hani bu toplumsal kültürümüzün güzel bir özelliği. Hani böyle atlat. Yoksa insan bir süre sonra ne oluyor? İşte cenaze kalkıyor. Defnediliyor. Bir anda herkes gidiyor. Yani işte o zaman şey başlıyor. Bu yalnızlık ve depresyon başlıyor. Oysa hani orada kalabalıkla paylaşırsa bu insanlar, o duygularını paylaşırsa, kendini anlatırsa, kendini ifade ederse bu süreç çok daha rahat atlatılıyor.
Evet. Yani bu bir psikiyatrik destek değil, bu bir yani terapi, ilaç değil. Hani bu şeyi toplumsal destek, bu insanlara destek olmak. Yalnız olmadıklarını hissettirmek bu süreci çok kolay atlatmalarını sağlıyor. Evet. Şimdi hocam bu büyük felakette böyle hiç unutamadığımız görüntülerden biri de bir babanın kızının elini bırakmamasıydı. Hayatını kaybeden kızının elini sıkı sıkı tutup o enkaz oradan kalkana kadar onun başından ayrılmamasıydı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu da bir şok tepkisi. Yani o anda onu kabullenememe. Evet. Yani aslında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Hani insan o anda böyle o yani... Biz yani aynı zamanda adli tıp olarak da çalıştım ben bir dönem. İnsan o cenazenin yüzünü görmek istiyor. Yani son an o enkazın altından çıkana kadar hala canlı çıkar umudu, elini tutsa bile. O cenaze insanlar diyor ya, bak bekliyorlar hala bu soğukta enkazların altında. Yani vefat ettiklerini biliyorlar, almak istiyorlar. Evet. Yani o da öyle, hani belki içinde bir umut. Yani öldüğünü biliyor ama hal belki çıkar. O umutla bekliyor insanlar. Hala bekliyorlar. Yani bu insanların o hani belki çıkar. Belki canlı çıkar. Belki saatlerce bekliyor. Yani bunu birçok insan bunu yaşıyor. Yani evet. Travmatik olaylarda. Peki çocuklar hocam. Yani deprem bölgesinde en çok etkilenenler de yine çocuklarımız. Tabii onlar bir anda sıcacık yuvalarını kaybettiler. Oyuncaklarını kaybettiler. Anne babasını kaybedenler oldu. Yakınlarını, arkadaşlarını. Onlar için çok zor. Bir çadır ortamı. Yani deprem nedir bilmeyen çocuklarımız maalesef ki bu büyük felakette dışarıda kaldılar. Onların psikolojileri ne durumdadır şu anda? Neler yapılabilir? Şimdi bu felaketin en çok etkilediği kesim çocuklar olacak. Hani bugün de öyle, hani gelecekte de öyle. Hala bine yakın çocuk, anne babası yok. Nerede oldukları bilinmiyor. Ondan sonra işte bu çocuklar okullarda hani çocukların bizim gibi düşünmezler. Onlar olayları somut düşünürler. Hani onların dünyasında deprem dediğin işte hani sallanacak, işte masanın altına kapanacağım, geçecek, bitecek gibiydi. Hani bir anda hiç hayal bile edemedikleri şeylerle karşılaştılar. Evet. Yani mesela biz şeyi görüyoruz, geliyor mesela depremzedeler geliyor. Biz poliklinikte görüyoruz. Hani erişkinler o kadar böyle çok fazla şu an için, daha sonra daha büyük etkileri çıkacak ama şu an için çok o kadar çocuklar kadar etkilenme. Çocuklar uykuları kaçıyor. Evet. Ya çocuklar oradaki çığlık seslerini, tabii. ağlama seslerini, tabii. ceset torbalarını, yıkılan binaların enkazlarını nasıl unutacaklar tabii, hocam tabii. yani? Hani en önemli şey güven. Çocuklara o güveni tekrar vermek. Çünkü hani çocuklar için en önemli şey güvendir. Güven duygusunu yeniden kazanmaktır. Ebeveynlerine evet. güven, ailelere güven, topluma güven. Çünkü bir anda hiç çok büyük bir travmayla karşılaştılar. Sadece deprem değil ki. Yani deprem oldu, evlerini kaybettiler. Hiç hani bir okulları vardı, okulları yok. Yani hiç, yani bir konfor alanları vardı, konforlu evlerde bilgisayarları vardı, tabletleri vardı. Bir anda çadır. Yani okul yok, çadır ortamı. Belki yani hepsi şehir değiştirdi. Yepyeni bir şehir, o şehre alışmak. Çok hani, zor. Yani bundan sadece deprem değil, ondan sonraki süreçler de çocuklar için çok zor. Evet. Peki hocam biz burada şimdi mesela Ordu'ya da gelen var. Hı. Binlerce insan geldi oradan bölgeden. Çocuklar da var. Okula başladılar onlar. Hı. Ordulu arkadaşlarıyla beraber. Dün ders başı yaptılar. Çocuklarımız depremzede çocuklara nasıl yaklaşmalı? Neler yapmalı? Bu da çok konuşulan bir konu ve önemli gerçekten. Ya şimdi bu depremzede çocuklar için hani en önemli şey mutlaka okula gitmeleri teşvik edilmeli. Tamam mı? Yani orada sosyalleşip orada çünkü evde bir yas ortamım var. Yani o hüzün ortamım var. Anne baba yasta yakınlarını kaybetmiş. Yani mutlaka en önemli şey mutlaka okullara gitmesi teşvik edilmeli bu çocuklar. Okullarda zaten çocuklarımız bizim hani onlara sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Öğretmenler destek oluyor. Hani ama dediğin gibi hani çocuklar hani onları kabullenip içine alıp yani çocuklar çok kolay adapte oluyorlar, alışıyorlar. Evet. Çocuklarımız da onları sahiplenecektir diye düşünüyorum. Ama o çocukların mutlaka okula gitmeleri gerekiyor.
Evet. İyileşme süreci açısından çok önemli. Bir de bu iyileşme sürecinde çok fazla o travmayı hatırlatmamaları gerekir tabii, değil mi çocuklarımıza? Tabii, yani tabii. Sürekli depremle alakalı sorular sorulması, tabii, korktun tabii. mu, işte ne kadar sürdü, ne kadar sallandı gibi soruların sorulmaması da önemli değil mi? Tabii. Hani mesela o görüntüleri izletmemek tekrar tekrar. Tamam hı hı. Hani ama o çocuklar bunu soracaktır. Ama o duygularını ama yani çocuklar anlatırsa dinlemek lazım. Tamam. Yani kendisi anlatırsa. Kendi anlatırsa hani zorlamamak lazım. Ama mutlaka o duygularını anlatmak isteyecekler. Evet. Anlatmak istemeyen kişiden kişiye değişiyor ama hani genelde anlatmak istiyorlar çocuklar. Hemen hı hı. görüştüm çocuklarda öyleydi. Hani ne yaşadıklarını anlatmak istiyorlar. Korktuklarını hani kendilerini ifade etmek istiyorlar. O duyguların, yani erişkinlerde öyle değil. Ama çocuklar anlatmak isterse mutlaka dinlemek lazım. Ve birçoğu anlatmak istiyor, gerçekten anlatmak istiyor. Hani onlara bırakıp dinlemek lazım. Ama çok zorlanamak, ne oldu, ne yaşadın. Yani üzerlerine gitmemek gerekiyor. Ama hani ne yaşadığını anlatmak isterse de mutlaka dinlemek gerekiyor. Evet, dinlemek de çok önemli. Duygu, hani o duyguyu dışa vurmaları gerekiyor. Dinlemek çok önemli. De hocam biz böyle karşımızda biri ağladığında işte bir şeye tepki gösterdiğinde üzülüyoruz mesela işte geçecek diyoruz hani ama belki de ağladığında rahatlayacak bak, yani burada aslında bu tepkileri göstermesi bunu yaşaması yasını tutması da çok önemli kesinlikle yani. Hani o yası tutmalı hani tutacak hani onu mesela biz 10 yaş üzerindeki çocukları genelde mesela mezarlıklara gitmesini o cenaze menasebine katılmasını öneriyor. 10 yaşın altındaki çocuklar biraz daha farklı. Onlar böyle soyut düşünemezler. Böyle ölüm kavramını çok algılayamazlar. Evet, çok onlar, farkında değil. Onlar çok farkında değillerdir. Ve yani ölüm nedir onlar için onu algılayamazlar. O algı gelişmemiştir. Mesela 10 yaşındaki çocukların gitmesini öneriyoruz. Mezarlıklara gitmesini, dua etmelerini hani veya hani orada bulunmalarını öneriyoruz ki o ritüelleri, o yası yaşasınlar, algılasınlar, farkına varsınlar ve hayatlara devam etsinler. Bu onların onları daha kolay atlatmasını sağlıyor. Evet. Peki toplumumuz bu büyük felaketi, hı-hı. asrın felaketini nasıl karşıladı? Ya, toplum gerçekten kenetlendi. Böyle hani ilk başta hepimiz bir şok olduk. Hani ne olacağını bilemedik ama hani herkes sahip çıkmaya çalıştı. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Ondan sonra işte destek oldular. Hani gayet iyiydi ama toplumda bir korku başladı. Evet. Yani hani bu bölgede hissedildi deprem. Hissedildi İstanbul'da özellikle çok büyük yani şu anda mesela o deprem korkusuyla deprem bölgesinden çok bu bölgeden gelen insanlar var. Külliye. Çok korktu insanlar. Yani ya benim evim de dayanıksızsa en çok da gelen insanların hani benim bana gelen insanların en büyük şikayeti ya çocuklarıma bir şey olsa, ya çocuklarımı koruyamazsam. Evet. En büyük bize gelen şikayet o. Ya çocuklarıma bir şey olsa korkusu. Evet. Yani hani ondan çok korktular. Ve hani mesela o daha önce psikiyatrik tedavi alan kişilerin rahatsızlıkları alevlendi. Onların tedavileri değişti. Ve hani toplumu yani gerçekten çok büyük bir kaygı sardı. Evet. Yani aslında 11 ile etkiledi çekim açısından ama psikolojik etkileri 81 ile oldu. Her yani ya. Hepimiz şimdi evde otururken bile artık ışığa bakıyoruz acaba sallanıyor mu yani en ufak bir hareketlilikte bile bir ses duyduğumuzda bile gerçekten çok korkuyoruz çünkü biz de sallandık burada. Açıkçası çocuklar mesela buradaki çocuklarımız da çok etkilendi. Tabii. Onlar da korkuyorlar. Tabii. Burada da olur mu? Mesela dün akşam yine deprem oldu. Acaba yine burada da hissedilir mi? Yine olur mu falan diye çocuklar korktular yani. Ben de gördüm. Üzülüyor insan tabii. Hmm. Onlara bunu bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Depremin ne olduğunu. İşte burası için şu an bir riskin olmadığını anlatıyoruz ama yine de gerçekten ne söylesek de tabii. korkuyorlar. İşte bu yüzden hani tedbir almak gerekiyor. Hani ben akşam programı hazırlarken şeyi okudum mesela bu Marmara'da daha önceki işte 99 depreminden sonra yazılan makaleleri aşağı yukarı aynı şeyleri yaşamışız. Evet. Yaşadığımız hani bugün teknolojisi biraz daha gelişmiş ama hani o dönemde aynı şeyler yaşanmış.
aşağı yukarı. Ve biz bunu unutmuşuz. Evet. Yani toplum hafızasında biz bunu unutmuşuz. Bunu unutmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çok önemli. Ona göre tedbir almak gerekiyor. Tabii ki hayat bir şekilde normale dönmek zorunda ama hiçbir zaman da unutmamak ve her zaman depreme karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Hocam son olarak vaktimizin de çünkü yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii bu yardım sürecinde, bu seferberlik sürecinde psikologlar olarak, uzmanlar olarak sizin nasıl bir desteğiniz oldu deprem bölgesine? Ya şöyle bir kere bizim hani, Türkiye Psikiyatri Derneği var. Burası bir hemen seferber olup bütün psikiyatristlere, psikologlara bir eğitim seferberliği başlattık. Hani ne yapalım, nasıl yaklaşalım, bir görüş birliği olsun, tamam mı? Daha sonra destek birimleri kuruldu. Ondan sonra nasıl davranalım, ne yapalım, ne yapalım, nasıl çalışalım, bundan sonra bizi neler bekliyor. Daha sonraki süreçte bu destek birimleri sahaya gitti. Yani gönüllü çalışan psikolog arkadaşlar gitti. Evet. Bütün sağlık kurumları, özel, kamu, ücretsiz bu insanlara destek olmaya başladı. Şöyle bir görüş oluştu bizde. Hani bu gelen insanlara şu an için müdahale etmeyin. Hani bırakın, hani yastığını yaşasınlar. Tamam, o süreci, çünkü insan her şeye alışan bir varlık. Evet. Hayatın, yani o baş etme mekanizmaları güçlü. Birçok insan bunu atlatacak. Yani insanların %95'i bunu atlatıyor bir şekilde. Kaybetseler de, yakınlarında kaybetse, en çok çocuklar etkileniyor. Bir de ağır böyle yas yaşayan insanlar, malını mülkünü kaybeden bir şekilde hayata devam ediyor. Yani biz diyoruz ki bırakın bir insanı, çünkü şu anda biz buna akut stres bozukluğu diyoruz. Yani şu anda tamam huzursuzlar, kaygıları var ama bu geçici bir süreç. Asıl bu bizim travma sonrası stres bozukluğu belirtileri bundan 2-3 ay sonra çıkacak. Bir de hocam şey deniliyor ya, hep böyle evlerine yerleşsinler, kalacakları yerlere bir barınma alanları oluşsun ki acılarını yaşasınlar. Tabii tabii. Belki de o zaman daha fazla hissedecekler tabii, bu acıyı. Tabii tabii. Hani, zaten bizim toplumumuz destek oluyor. Yani elinden geldiğince en büyük şey destek onlara. İyi gelecek olan şey destek. Yani toplum desteği. Evet. Hani toplum desteği, ayakta kalırlarsa, ki toplumumuz da sağ olsun çok büyük destek, bu onlar için iyileştirici bir etken. Sahipsiz evet. Çünkü yalnız kalmadıklarını hissederlerse çok daha kolaydır. Çünkü ölüm sonrası, yas reaksiyonu en önemli şey yalnızlıktır. Tabii, yalnız kalmaktan korkan insan. Bunu bir şekilde bu dönem atlatırlarsa herkes için hayat devam ediyor. Yani, evet. Yani hayat, çocuklarını kaybediyor, tek kalıyor insanlar. Hayat devam edecek herkes için. Evet, bir şekilde devam edecek. Evet, çok zorlanacağız. Evet, hayatını kaybeden vatandaşlarımız çok fazla. Yakınlarını kaybedenler için bu acı çok daha ağır ama geride kalanlar için de ne kadar zor olsa da hayat devam edecek ve bizler de her zaman destek olmaya çalışacağız. Gereksiz uzmanlar, gerekse toplum olarak biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diyelim hocam, bu arada süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, veda ediyoruz. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Hoşça kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.